Herkese merhabalar. Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Bugün 29 Aralık 2023. Bir yılın daha bitmesine 2 gün kaldı. 2024'e gireceğiz. 2023 çok hareketliydi. Türkiye'de siyaset anlamında çok hareketliydi. Amerika'da ekonomik gelişmeler anlamında hareketliydi. Zaten hareketli geçmeyen yıl mı var? Bakalım 2004'e doğru gidiyoruz. İnşallah daha iyi günlerde birlikte oluruz. Adem, benim için bugünlerin şöyle bir önemi var. 2015 yılının 30 Aralık'ında Türkiye'den ayrılmıştım. Tam tamına kaç sene oldu şimdi? Yani artık 8. yıldayım. Uzun zamanlar geçiyor. Sen de yurt dışında olduğun süre ne kadar oldu? 10 yıla girdi mi artık Adem? Aşağı yukarı 10. yıla yakın. Kaç ay sonra 10 yıl Evet. olacak. Ben ilk Amerika'ya geldiğimde bana demişlerdi, bak burada yıllar başka yerlere göre çok daha hızlı geçer demişlerdi. Görürsün nasıl aylar ayları kovalıyor, yıllar yılları kovalıyor demişlerdi. Gerçekten yaşayarak gördüm yani. Çok hızlı bir şekilde zaman akıp geçiyor, ilerliyor. Tabii bütün bu yıllar boyunca hepimizin gözü kulağı bir şekilde hep Türkiye'de oldu. Türkiye'deki arkadaşlar da oldu. Hapishanede olan insanlar da oldu. Meslektaşlarımız da oldu. Onların gündeminden hiçbir zaman neredeyse bir an olsun bile ayrılamadık. Bir taraftan da onları yaşadık. Şöyle istersen kabaca sen belki 10 yılla alakalı 3-5 cümle neler söylersin? 2023'le alakalı bir şeyler söyler misin? Sonra da hızlıca gündemlere girelim. 2023 beklendiği gibi zor bir yıl oldu. 2024 daha zor olması bekleniyor. Bol bol krizimiz var, savaşlarımız var. Ukrayna krizi, savaşı, işgali, Gazze'de yaşanan dramlar, soykırımlar, her dakika devam eden başka yerlerdeki krizler. Maalesef 2023 sıkıntılı bir yıldı. Umarız 2024 iyi olur ama pek iyi olacağını da düşünmüyorum. Çünkü hani çarşambanın gelişi bir gün öncesinden belli sonuçta. Tablo pek parlak değil. Dediğim gibi Amerika'da süre çok hızlı geçiyor. Hatta benim tabirimde biraz Amerika bereketsiz bir yer. Zamanı değerlendirme noktasında fark edemiyorsun bile, uçup gidiyor. Çünkü sürekli bir koşturma halindesin. Sürekli Amerika'da insanlar birden fazla işte çalışır. Çünkü ekonomi, hayat bunun üzerine kurulu. Yani zaman herkes için 24 saat değil. Burada çok hızlı geçiyor. Cezaevindeki arkadaşlar için de 24 saat, belki 48, belki daha uzun saatlere dönüyor. Ama umarız 2024 bu sıkıntıların bittiği bir yıl olur. Umarım öyle olur. Bakalım. Biz gene de iyi niyetlerimizi, iyi düşüncelerimizi bir kenara bırakmayalım. Fakat Erdoğan yönetiminin Türkiye'yi getirdiği bu darboğaz insan ister istemez kötümser hale getiriyor. Çünkü bilerek ve organize bir şekilde Türkiye'nin kötülüğü üzerine çalışıyorlar ve bunu da adım adım ilerletiyorlar. Toplumun da bir kısmı onlara destek veriyor. Dolayısıyla insanın içinin de kararmaması çok zor bu şartlar altında. Peki ya biz gene her zaman olduğu gibi Okyanus Ötesi'ne Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gündemlerle başlayalım. Sonrasında konuşacağımız konular var. Bir tanesi de yani bir anda ortaya çıkan patlak veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da yapılacak maçta oluşan kriz. Formalar işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıla etkinlikleri vesaire bunlara izin verilmemesi falan bunları konuşacağız birazdan. Yani kriz de nasıl tuhaf bir şeyse gün geçmiyor ki saat geçmiyor ki yeni bir kriz patlak vermesin Türkiye'de. Bunları konuşuruz. Amerika'ya bakarsak seçimler tabii 2024 seçim yılı. Benim geldiğimde 2015'in sonuydu işte 2016 o zaman da seçim yılıydı. Obama gidiyordu artık. Sonrasında Trump geldi. Sonrasında bir daha bir seçim daha yaşadık. Arkasından yine Trump'la Biden yarıştı. Bu kez yine Biden seçildi. Şimdi yeniden Trump gündemde. Aday olacak mı olmayacak mı mevzusu artık 2024 zannediyorum bugünden itibaren tamamen gündem Amerika'da bu olacak gördüğüm kadarıyla. Fakat yeni gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Colorado'da eyalet biliyorsun Amerika seçimlerinde Trump aday olarak gösterilemez diye kendine bir karar vermişti o eyalet. Dün ya da önceki günde Maine eyaleti adaylar listesine Trump'ın giremeyeceğini onlar da söylediler. Şimdi 2 tane eyalet oldu. Bunun nasıl bir yaptırımı var, nasıl bir anlamı var? Onları sen lütfen bildiğin kadarıyla bizimle paylaş. Bazı mahkemelerde anayasa gereği Trump'ın aday olabileceğini de söylüyorlar. Biraz karmaşık bir duruma doğru ilerliyor galiba. İstersen şöyle bize bir derleyip toparlayıver abi.
Şöyle söyleyelim, sen Amerika'ya geldiğinde ben 2 yıldır Amerika'daydım ve herkesin aklında şu soru vardı. Acaba Trump başkan olur mu? Trump başkan olursa ülkeyi terk ederim diye birçok insan görmüştüm. Trump başkan oldu, Amerikan sistemini sarstı. Şimdi yeniden aynı gündemin peşindeyiz. Yeniden Trump aday olur mu? Aday olursa kazanır mı meselesi var. Aday olursa kazanır. Şu anki tablo onu gösteriyor. Çünkü Biden'a karşı ciddi bir hayal kırıklığı var. Yani Biden meselesi giderek şeye dönüştü. Yani Trump meselesini, Trump'a karşı Biden'ı destekleyenler de Biden'ın yaşının ileri olması, bir takım politikaları sebebiyle ciddi eleştiri altında. Ama burada şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi Trump o kadar sıra dışı işler yaptı ki Amerikan sistemi Trump'ı nasıl, hani Amerikalıların tabiriyle handle edeceğine karar veremiyor bir türlü. Çünkü böyle bir yani Trump gelirsem bütün sistemi dağıtacağım diyor şu andan itibaren. Daha bunu da söylüyor zaten. Yani daha önceki döneminde biliyorsun meclisin basılması, orada hayatını kaybeden insanların olduğu bir sıra şeydi. Yani bir meclise darbe yaptırdı adam. İşte bu olay ciddi bir travma şu an Amerika'da. Trump aday olur mu? Aday olursa seçilir, seçilirse yeniden ne yaşarız sorusu var. Tabii bu durum sadece siyasetin gündemi değil, yargının gündeminde de. Çünkü yargı da bu durumun formülasyonunu arıyor diyebiliriz. Ne gibi? Ya bir kere Trump çok ağır suçlar işledi. Şu an devam eden 4 tane ayrı, 4 farklı eyalette 4 ayrı yargılaması var. Bunlar çok ciddi yargılamalar. Ve aday olursa, seçilirse bunlar ne olacak sorusu da önemli bir soru. İşte bu hengamede Colorado ve senin de söylediğin gibi Maine eyaletleri dedi ki Trump bizim eyaletlerimizde, çünkü alınan karar ülke çapında değil, bizim eyaletlerimizde seçim yarışına giremez dediler. Çünkü Amerika'daki eyalet sisteminde eyaletlerin bu şekilde karar alma hakkı var. Şimdi tabii soru şu, bu ülke geneline şamil olacak mı? Amerika genelinde uygulanacak mı? Bu konuda gözler Anayasa Mahkemesi'nde, çünkü karar Anayasa Mahkemesi verecek. Büyük bir belirsizlik var. Bu ara tersi karar veren şeyler de var, eyaletler de var. Mesela Michigan eyaleti bu talebi reddetti. Michigan dedi ki benim burada girebilir. Şimdi ortada büyük bir açmaz var. Gerçekten Amerika bir krize doğru gidiyor 2024 döneminde. Trump'ın adaylığı bile bir kriz çıkarmış vaziyette. Bakalım diğer eyaletler ne yönde karar alacaklar ve en nihayetinde bu sorunu çözecek olan Anayasa Mahkemesi olacak. Anayasa Mahkemesi'ndeki birçok yargıcı da Trump atadı ama Trump'ın atadığı yargıçlar Trump atadı diye Trump'ın izinden gidecek değil. Böyle bir beklenti de yok. Büyük bir krize giriyor Amerika 2024'de. Yani bu belirsizlik Amerika'da çok çalkantıları beraberinde getirecek gözüküyor. Evet, bunu zaman içinde göreceğiz. Nereye gidecek? Yani çoğunlukla Amerikalıların olduğu ortamlarda da bu konular artık konuşulmaya başladı. Eskiden Amerika'da bu kadar çok siyaset yoğun gündem olarak konuşulmazdı. Fakat Trump dönemiyle birlikte bunların da arttığını birlikte gözlemliyoruz. Amerikalıların ikinci konuştukları konuda ekonomiler ve çoğunlukla mortgage faiz oranlarının artmasıyla beraber ev satışlarının azalması konusu. Bu da bir şekilde Trump'ın işine yarıyor. Çünkü Biden yönetimi sırasında biliyorsun tamamen Covid yaşandı. Neredeyse 2 yıldan fazla süre boyunca Covid yaşandı. Ve bu ekonomi ayakta tutabilmek için piyasaya bol miktarda para sürdüler. Devamında enflasyon oluştu. Enflasyonu engelleyebilmek için yüksek enflasyonu faiz oranlarını arttırdılar. Bunlar da piyasanın ateşini aldı. Ama pek çok sektörün de yavaşlamasına neden oldu. Bu çerçeveden baktığımız zaman Biden yönetiminin ekonomik anlamda iyi bir sınav vermediği görüşünde çoğunluk itibariyle insanlar. Ki Trump döneminde Amerika ekonomisi sürekli yükselişteydi. Bunun da avantajını yaşıyorlar. Eğer sadece ekonomik verilere bakarsak Trump'ın büyük avantajlı olduğunu söylememiz normal diye düşünüyorum. Onlara bakılıyor. Bir Yani taraftan da göçmen o kadar mevzusu. Evet. ekonomik göstergeler o kadar da kötü değerlendirmemek lazım. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın son geçen haftaki toplantısında iyi bir perspektif sundular. Yani faizlerin artık artmayacağı, hatta 6 aşamada kademeli faiz indiriminin geleceği açıklandı. Faiz indiriminin geleceğinin açıklanması bile Amerika'da ciddi bir morale yol açtı. Hani senin de söylediğin gibi mortgage piyasası Amerika'daki temel dinamiklerden. Çünkü bütün bankacılık sistemi, finans sektörü, bir de konut piyasası biliyorsun yüzlerce sektörü ilgilendiren bir alan. Zincirleme olarak bütün ekonomiyi canlandırıyor. Konut satışları, yeni konutların inşası. Bir de araba piyasası biliyorsun Amerika'da en temel ihtiyaç araba. Hani toplu taşıma Avrupa'ya da başka ülkeler gibi değil.
Şimdi orada da faiz indirimleri geldikçe piyasa canlanacaktır. Ben o kadar ekonomi konusunda o kadar da karamsar bir tablo görmüyorum ama siyasi kriz beraberinde yeni ekonomi krizleri de getirebilir. Bir taraftan da bir Meksika'dan geçişlerle alakalı gündemler çoğunlukla. Çok yoğun bir Meksika'dan Amerika'ya doğru geçiş var. Dünyanın değişik yerlerinden insanlar geliyorlar. Akın akın diyebiliriz neredeyse. Zaten bu hasta başka bir programın konusu. Dünyanın 21. yüzyılın bu döneminde neredeyse sadece göçleri konuşur hale geldi. Çoğunluk itibariyle doğudan batıya, doğuda yaşanan bu krizlerden dolayı hem insani krizler hem yönetim krizleri, insanlar batıya doğru göç etmeye başladılar. Denizlerden, karadan nereden bulurlarsa Avrupa ülkelerine, Amerika'ya ya da Kanada'ya göçler var. Amerika'da da gündemlerden bir tanesi bu. Meksika sınırından geçişleri nasıl kontrol altına alabiliriz ya da nasıl azaltabiliriz'in çalışmalarını yapıyorlar. O da aslında uzunca bir konu, başka bir konu. Birkaç cümle söylemek istersen söyleyebiliriz. Yoksa diğer konulara geçebiliriz. Türkiye'yi ilgilendiren tarafını söyleyeyim. Yani Türkiye'de bir fenomen var biliyorsunuz. Özellikle Ağrılılar akın akın Meksika üzerinden Amerika'ya geliyor. Akın akın geliyor. Yani artık her yerde bu karşımıza çıkıyor. Geçen gün arabaya rutin yağ değişimine götürdüm. Usta Ağrı'dan yeni gelmiş. Daha bir haftalık falan bir ustaydı. Şaşırdım. Aa dedim nedir hikayen? O dedi Ağrı'dan yeni geldim. 3 ay işte şeyde kaldım. Kampta Meksika sınırından geçmiş gelmiş. Yani o kadar yaygın ki şu anda bu hadise. Artık bu işin mafyası oluşmuş. Hatta mevcut mafyaya bypass edip kendi mafyasını kuranlar bile olmuş Türkiye'den gelip de bu işi organize edenler. Yoğun bir şekilde Türkiye üzerinden, Meksika üzerinden Ağrılılar, özellikle Ağrılılar, yani orada herhalde öyle bir yapı oluştu. Akın akın geliyorlar ve ciddi bir şey oluştu. Yeni bir göç dalgası oluştu diyelim. Evet, evet. Peki yani şimdi Adem, Amerika'yla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa daha yeni olmuş krizimize doğru geçeceğiz. İsveç meselesinde bu hafta içerisinde de telefon trafikleri dönmeye devam etti. Biliyorsun Erdoğan Biden'la telefonla görüştü. Arkasından işte Blinken Fidan'la görüştü. Amerika'ya verilen sözler vardı. Bu sözler yerine getirildi. Getiriliyor şu an. Nedir? İşte komisyondan geçti protokol. Genel kurula gelecek. Genel kurulda işte yılbaşı tatili bittikten sonra takvime girdiği takvim 16 Ocak gözüküyor. Bu onaylanacak ve İsveç'in NATO üyeliği süreci tamamlanmış olacak. Tabii insan ister istemez şunu soruyor. Ya tamam da biz bu haltı niye yedik? Yani durup dururken İsveç'le böyle bir gerginliğe girmenin ne anlamı vardı? İsveç Türkiye'ye çok ciddi destek olan, Avrupa Birliği sürecinde destek olan, birçok konuda Türkiye'nin yanında yer alan bir ülkeydi. Şimdi tuttular İsveç'le böyle lüzumsuz bir gerginin içine girdiler. Oradan bir takım siyasi rantlar elde etmeye çalıştılar. Erdoğan kendi oyunuyla altta kaldı güreşçi gibi. Hani güreşte vardır ya, güreşçi bir hamle yapar ama kendisi altta kalır. Erdoğan da orada kaldı. Bakın şimdi en son ne oldu biliyor musun? En son hani Türkiye'nin F-35 alamaması, F-16'nın sıkıntıya girmesi. Yani bunları zaten bütün programlarda anlattık. Geçtiğimiz günlerde bir NATO tatbikatı vardı. Türk medyasında hiç kimse yazamadı bunu. NATO tatbikatına Türkiye davet edilmedi. Davet edilen ülke İsveç'ti. Bakın yani bu kadar ağır bir fatura ödüyor şu an Türkiye Erdoğan rejimi sayesinde. Bütün stratejik mekanizmalardan Türkiye adım adım dışlanıyor. NATO üyesi olmayan İsveç davet edildi. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ama edilmedi. Neden? Çünkü Erdoğan rejimine çok ciddi bir güvensizlik var. Erdoğan rejimine çok ciddi bir tepki var. Yani İsveç meselesi, İsveç'in NATO üyeliği üzerinden yapılan politikalar ayrı bir tez konusu. Üzerine düşünmek, yazmak gerekiyor. Gerçekten hani yanlış ata oynamanın ya da yanlış stratejinin nelere yol açacağına dair bence yeni nesil diplomatlara, siyasilere uzun uzun anlatılacak bir örnek oldu. Hani biz bu haltı niye yedik diye umarım AKP yöneticileri kendi kendilerine sorarlar. O kadar saçma sapan bir argümanla ortaya çıktılar ki İsveç'in üyeliğine karşı çıktı. Ne kazandın? Elinde ne var şu anda? Sorusunu sormak gerekiyor. Aynen. Peki şu soruları sorar kişi bir komplo teorisyeni olur mu? Yani komplo mu üretmiş oluruz? Erdoğan tamam ve çevresi büyük bir hırsız, bunu biliyoruz. Hırsızlıklar artık tescilli, çalıyorlar, sürekli çalıyorlar. Fuat Oktay mevzusunu belki birkaç cümle söylersin önümüzdeki dakikalarda. Hiç yani gözlerini kapatmadan 50 milyon, 100 milyon, milyar belki de rahat bir şekilde çalıyorlar. Ve tabii bunun karşılığında ülkenin menfaatlerinden pek çok şeyi de başkalarına satıyorlar. Bu açık. Hırsızlık için sadece yapıyor
olamazlar diye düşünüyorum. Şimdi sen NATO konusunu, İsveç konusundan bahsederken, yani Türkiye'nin kaybettikleri normal şeyler değiller. Yani ancak büyük bir savaşa girsen bile bu kadar kaybetmezsin. Bir zamanlar bundan çok değil 20 sene önce bölgenin en parlayan ülkesi olan Türkiye, şimdi Orta Doğu'nun güçsüz, zayıf, başkalarına muhtaç bir ülkesi haline geldi. Erdoğan bunu yapmasını sadece hırsızlıkla açıklayamayız. Bilerek ve isteyerek hemen her alanda ülkeyi geriye doğru götürüyor. Onu ve bunu büyük bir iştahla yapıyor. Bunu yaparken de taraftarlarını elinde tutmayı da başarabiliyor. Eğer bir zamanlar 2007'ler 2008'lerdeki o Ergenekon yapılanmasının Türkiye'ye kaybettirmek için yaptığı planları da düşünürsek, onların da planlarının çok ötesine geçmiş bir şekilde Erdoğan kasti olarak yapıyor diye görüyorum. Ya bunu söylerken sence abartıyor muyum, abartmıyor muyum? Ya ben öyle okumuyorum. Ben şöyle okuyorum. Erdoğan kasti olarak yapıyor. Doğru. Ajandasında başka bir şey var. Erdoğan'ın ajandasında Türkiye'nin güçlenmesi, demokratikleşmesi yok. Erdoğan'ın ajandasında tek adam rejimi var. Aile şirketine dönüştürmek var. Şimdi siz hukuku iptal eder, bütün bürokrasiyi saraya bağlarsanız, medyayı kapatırsanız, susturursanız, işte bugün yine haber var, gördün. Furkan, soy ismini unuttum. Tutuklandı. Ya kamuya açık bir haberi yaptığı için tutuklandı. Şimdi böyle bir Türkiye'de doğal olarak işler tersine gider, ekonomi kötüleşir, piyasa batar. Ama Erdoğan'ın ajandasıyla Türkiye'nin ajandası paralel ilerlemiyor. Hani bir şey Erdoğan için iyiyse Türkiye kötü. Türkiye için iyiyse Erdoğan için kötü. Böyle bir denklem kurdu Erdoğan. Erdoğan'ın amacı zaten burada mevzu şey değildi. İşte biz bu işi yapalım, süreci götürelim, Türkiye'yi modernize hale getirelim, demokratik bir ülke olalım değil. Erdoğan'ın amacı Türkiye'yi ailesiyle, çevresiyle, o etrafındaki yağma takımıyla birlikte oturup yağmalamaktı. Bu açıdan kendi ajandasında Erdoğan istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Evet, o zaman evet ilerliyor ve bunu yaparken de önüne neredeyse artık bir engel falan da kalmadı. 14-28'den sonra zaten iyice düzeldi. Hele şu İYİ Parti'nin vesairenin çıkışlarını, daha doğrusu çıkamayışlarını da görürsek, gördüğümüzde en önde bir engel kalmadı. Şu anda tek adam yönetimine doğru hızla artık ilerliyor. Zaten tek adam olarak ülkeyi yönetiyor, bu artık hepimiz açıkça görüyoruz. Şimdi biraz da bu yeni doğan krizimize dönelim. Bugün oynanacaktı maç değil mi? Türkiye saatiyle 20.45'ti. Umarım bizim yayınladığımız saatlerde bu kriz bir aşamaya gelmiş olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bakarız. Fakat şu anda bildiğimiz bir şey var. Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'da oynayacak. Bu zaten aylar öncesinden belli. Organizasyonlar yapılmış. Kim yeniden bu yapılan anlaşmanın ötesine geçti onu bilmiyorum. Her şey konuşulmuştu da Suudi yetkililer son anda mı durdurdu onu da bilmiyorum. Yoksa hiçbir şey konuşulmamışken Türkiye tarafı, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafı biz 100. yıl etkinlikleri ve kutlamaları yapacağız. Onun içinde işte Atatürk rozetleri takacağız, marşlar söyleyeceğiz, taraftarlara bayraklar vereceğiz demişler miydi? Yoksa yeni mi bunu çıkardılar? Sonra Suudi ekibi şimdi mi biz bunu kabul etmeyiz dedi onu da bilmiyorum. Ama büyük bir kriz var. Sahaya çıkarız çıkmayız krizi var. Sen gördüğün, derleyip toparladığın kadarıyla bize özetler misin? Ya büyük bir kriz, aslında bir rezalet. Neden? Birçok yönüyle rezalet. Birincisi bu maç niye Suudi Arabistan'da? Neden? Bu sorunun cevabını vermek lazım. Neden? Çünkü Suudlar parayı bastırdı, kupa finalini Suudi Arabistan'a götürdüler. Olabilir mi? Olabilir. Başka ülkelerde de yapılıyor bu. Yani ülkeler futbolu ticari bir şey olduğu için, argüman olduğu için parayı veren kulüplere bu değişik alternatif sunuyor. Bu olabilir. Ama bu işler yapılırken bunların öncesinde hani Türkiye'de diplomasi falan tamamen bittiği için dışişleri ve bütün devlet yönetimi parti teşkilatından toplanan kişilerden oluşturulduğu için bunların ne diplomasi biliyorlar, ne usul biliyorlar, ne erkan biliyorlar. Ya bu önceden oturulur, konuşulur. Ülkeler şartlarını sıralar, takımlar şartlarını görüşür. Bunların hepsi önceden planlanır. Son dakikada kriz çıkmaz. Şimdi burada Türk dışişleri o kadar artık partizan hale geldi ki en temel konulardan haberdar değil. Yetişmiş kadro yok. Çok dil bilen insan da kalmadı. Ya düşünün, Suudların bu konudaki hassasiyetini sen benden iyi biliyorsun. Yani nedir? Suudlar bir kere o inançları gereğince böyle heykeller, resimler ve benzeri konular, yani sahabe mezarlarını bile düzeltmiş geçmiş bir kültüre sahip bunlar. Böyle şeylere izin vermeyecekleri zaten belliydi. Buna rağmen sen bu
maçı alıp para için Suudlara götürürsen bu krize karşılaşacağın belli. Yani bunun önceden görüşülmesi, konuşulması, netleştirilmesi gerekiyordu. Şimdi son dakikada böyle bir krizle karşılaştık. Böyle bir krizde yapılması gereken nedir? Ben hiç lafı eğip bükmeden söylüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maça çıkmayıp dönmesi. Çünkü İstiklal Marşı okunmasın. İşte ne bileyim Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh yazısı taşınmasın. Ya da işte ne bileyim üzerinde Atatürk portresi olan tişörtle ya da formayla sahaya çıkacak olara izin verilmesin tarzı şeyler kabul edilebilir şeyler değil. Yani bu yüzden buradaki en kestirme yol bu. Ama Türkiye bunu yapabilir mi? Ben hiç ihtimal vermiyorum. Hani umarım yanılırım. Çünkü Erdoğan'ın Suudlarla yeni bir gerginliği kaldıracak hali yok. Para lazım, Suudların desteği lazım. Dolayısıyla bu maçta orada, Türk futbolu da orada para için bence hiç de iyi olmayan bir sınav veriyor. Ama burada sadece para için de olmayabilir. Erdoğan Suudlarla arayı biraz daha toparlayayım, düzelteyim deyip kendi çıkarları için de bu işi oraya doğru sevk etmiş olabilir Erdoğan. Mutlaka. Şimdi Suudlar malum Muhammed bin Selman yeni bir vizyon getirmeye çalışıyor. Suudları dünyaya açmaya çalışıyor vesaire. Hani arada elçilikte gazeteci kesiyorlar. O işin ayrı bir boyutu ama şimdi böyle şeylerin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ya burada asıl bence soru şuydu ve Türkiye'de hiç tartışılmayan boyut şu. Şimdi 100. yıl çok sembolik bir maç olacak. Bu 100. yıl maçını neden yurt dışında bir yerde oynamak için para arayışlarıyla yapıyorsunuz? İkincisi ve en önemli soru şu, Türkiye'de konuşulmayan soru şu. Bu maçın Almanya'da oynanması planlanıyordu. Bu maç Almanya'da oynanmak istendi. Çok da iyi olurdu. Neden? Milyonlarca Türk'ün yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tribünler dolar, sokaklar canlanır, çok ciddi bir ekonomik aktivite olur vesaire. Şimdi Almanlar bu ekonomik aktiviteyi bile reddettiler. Almanya izin vermedi böyle bir maçın Almanya'da oynanması. Niye çünkü taraftarlar sokaklarda ortalığı karıştırırlar, millete zarar verirler diye kabul etmemiştir. Ya o da olabilir ya da Erdoğan'ın bunu siyasi bir şova dönüşmesini istememeleri bence daha büyük bir ihtimal. Çünkü Almanlar bu konuda Erdoğan'a çok tepkiler. İşte geçen ay Erdoğan Almanya'ya gitti. Aynı gün geri gönderdiler Erdoğan'ı. Gece kalmasına bile izin vermediler. Ertesi gün maç vardı. Maça gitmesine de izin vermediler. Erdoğan'ın en kısa sürede postaladılar geriye. Hani bunun diplomatik ifadesine gerek yok. Doğru olan buydu. Yani doğru olan dedim, yaşanan şey buydu. Doğru, yanlış anlamda söylemiyorum. Resmen Erdoğan'ı postaladılar. Şimdi Almanya gibi Türkiye'nin çok ciddi müttefiği olan, milyonlarca Türk'ün yaşadığı, ekonomi ilişkilerinin çok güçlü olduğu bir ülke, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak olan maçın oynanmasına izin vermedi. Türkiye'nin geldiği yer burası. Erdoğan'ın Türkiye'ye getirdiği yer burası. Asıl üzerinde düşünmesi gereken, sorgulanması gereken nokta bu. Türkiye'yi öyle bir dünyadan kopardı ki Erdoğan rejimi. Ancak işte gördüğün gibi Suudi Arabistan'da maç yapabiliyorsun. Onda da bir sürü şart getiriyorlar. O şartları yerine getirmezseniz kriz çıkıyor. Ben çok ciddi bir kriz olarak okuyorum bunu. Bakalım nasıl çıkacaklar bu işin içerisinden. Ama hiçbir şey olmamış gibi maça çıkar. Çünkü ciddi para aldılar bu işten. Maça çıkar. Fenerbahçe ve Galatasaray'da burada bir meze yapılırsa da çok da şaşırmam açıkçası. Yalnız bu nasıl bir amatörlükse bu kadar büyük bir organizasyon yapılırken her şeyi masada daha anlaşmalar yapmadan konuşmamış olmaları da enteresan bir şey. En baştan konuşursun. Nasıl olmasını bekliyorsun ki? Dışişlerinin geldiği yer ortada. Yani nasıl olmasını bekliyorsun? Bütün yetişmiş kadroları tasfiye ettiler. Yerlerine parti teşkilatlarından, nargile kafelerden adamları topladılar. Onların da çapı bu kadar. Ya yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Ya bir tane şey var. Beni dün çok rahatsız etti. Yeri geldiği için söyleyeyim. Ya Roboski katliamı bu ülkede en can alıcı, can yakıcı şeylerden bir tanesi. Onlarca kişi kaçakçı bunlar. Ve yani kaçakçılığın cezası uçakla bombalamak değil. Yani kaçakçıysa kaçakçıyı yakalarsın, onu kaçakçılıktan yargılarsın. Ama orada çok acı şeyler yaşandı. Roboski bu ülkenin utançlarından bir tanesi. Dosyanın üstü kapatıldı. Açıkça MIT'in yanlış koordinat vermesi ve yanlış bilgi vermesi üzerine yaşanan bir hadiseydi. Önü arkası çok karmaşık bir olaydı. Mehmet Baransı bu olayın haberini yaptığı için halihazırda cezaevinde. Ve orada gerçekten iş parçalayan şeyler oldu. Çoluk çocuk hayatını kaybetti. Ciddi bir sıkıntı. Şimdi bu olayla ilgili dün malum yıl dönümüydü. Ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tuğba Işık isimli bir doçentmiş kendisi. Halkla İlişkiler bölümünde öğretim üyesiymiş. Ve hani fotoğrafından da zaten akademisyenden başka bir şeye benziyor zaten, o ayrı bir konu da.
Ve o robot gibi Şu son oturabiliyor. zamanlardaki fenomen ablalara benziyor. Evet, yani onu kastediyorum zaten. Yani o akademisyenden ziyade öyle TikTok fenomenlerine benziyor. Ya görüntü çok güzel, daim olsun diye tweet attı. Görüntülerde tabutlar var, sıra sıra tabutlar var. Görüntü daim olsun, şey görüntü çok güzel daim olsun. Ya insanların uçaklarla bombalanıp öldürüldüğü bir olaydan bahsediyoruz ve bu kişi sözüm ona akademisyen. Şimdi o kadar değerli akademisyenleri KHK ile attılar. Binlerce akademisyen mağdur edildi. Kimisi inşaatlarda çalışırken hayatını kaybetti. Kimisi vincin altında kaldı. Kimisi Meriç'in sularında boğuldu. Ölüme terk ettiler bu kadar akademisyenleri. Yerlerine bunları doldurdular. Hani akademik kariyerlerini falan geçtim. Zaten hiçbirinin akademik kariyeri yok. Ama hani bir insan eksik olabilir, çalışır öğrenir. Bir insan bir şey bilmeyebilir, oturur öğrenir. Her şeyi yapabilirsin. Ama karakteri bozuksa, kafası hastalıklıysa yapacak hiçbir şey yok. İşte bunların örnekleri burada. Ya utanç verici bir olay. Utanç verici. Yani sen akademisyen olmuşsun ama en temel konulardan habersiz insan olmayı başaramamışsın ya. Böyle bir tabutlar üzerine görüntü çok güzel, daim olsun diyebilmek için nasıl bir kafa yapısına sahip olmak gerekir ben gerçekten çözemedim. Utanç verici bir tablo. Sen utanırsın da onlar utanmıyorlar. Bugün 29 Aralık, hatırlarsın, yani daha doğrusu hep aklımızda. 30 Aralık 2022'de Sinan Ateş cinayeti yaşandı bu ülkede. Sinan Ateş'in nasıl birisi olduğunu zaten uzun uzun konuşmuştuk. Üzerinden geçen zaman içinde çok tartışmalar oldu. MHP hedeflerden bir tanesiydi. Kapatmaya çalıştılar. 20'den fazla gözaltı tutuklama oldu. Kimileri bırakıldı, kimileri tutuldu vesaire. Ama bir şekilde dosya tamamlanıp da ilerlenmesi konusunda bir el tutuyor. Zaten hanımı da bugün yaptığı açıklamada neden dosyamızı artık tamamlamıyorlar diye ısrarla altını çiziyor. Sinan Ateş konusunda sen de çok fazla yazdın, çizdin, programlarda da söyledin. Artık işi iyice sürüncemeye bırakıp tarihin bir kenarına bırakmayı mı planlıyorlar? Yoksa eğer aydınlatılırsa bu cinayet, sence konu nereye doğru gider? Yorumlarını alalım. Ya utanç verici bir başka dosya Sinan Ateş suikasti. Ankara'nın göbeğinde hem bir akademisyen, bir siyasetçi ve siyasette geleceği olan bir isim. Yani gelecekte belki de MHP'nin lideri olacak bir isimdi. Bilemiyoruz çünkü bu yönde yorumlar da çok yoğun olarak yapıldı. En basitinden şöyle düşünün. Yani bir akademisyen ve aynı zamanda Ülkü Ocakları eski başkanlığı yapmış önemli bir isimden bahsediyoruz. Ankara'nın göbeğinde uyuşturucu torbacılarına öldürtüldü. Öldürtüldü ve işin arkasında MHP Genel Merkezi var. Olcay Kılavuz var. Sayısız örnekle anlattık. MHP lideri Bahçeli'nin ölümüne savunduğu bir dosya bu. Hatırlarsanız Olcay Kılavuz'un tetikçiyi saklanması, dosyasındaki rolü bir sürü şeyi ortaya çıktı. Hatta işte emniyette uzantıları ortaya çıktı, yargıda uzantıları ortaya çıktı. Yani MHP'li bir kadronun arkasında olduğu çok açık. Devlet Bahçeli en üst perdeden katillere sahip çıktı. Hatta Olcay Kılavuz'u danışman yapıp yanında fotoğraf verdi. Özellikle de bu işin arkasında benim dedi. Meclis kürsüsünden bu işe dokunan olursa yakarım mesajları verdi. Yani açıkça bu işin arkasında olduğunu gösterdi. Ve dosyanın üstü kapatıldı. Eşi haklı olarak isyan ediyor. Ya Sinan Ateş hala orada yatıyor. Bakın bir yıl geçti. Faillere dokunulmadı. Arada 20 küsur tane gözaltı tutuklu var şu anda ama bunlar ayak takımı. Talimatı veren, planlayan, programlayan, talimatı veren, talimat verdikten sonra, cinayetten sonra dosyanın üzerine örtenler hiçbir şey yapılmadı. Yapılmıyor. Çünkü Erdoğan için de bu aynı zamanda bir şantaj. MHP'yi köşeye sıkıştırmak için de siyasi bir rant aracı. Maalesef bütün bu kritik dosyalarda olan şey yine oldu. Dosya siyasi rant aracı yapıldı ve failler yine saklanıyor. Utanç verici bir tablo. Elbette ki. Peki şimdi Adem, bir video daha vardı bu hafta, şimdi onu gördün mü? Berat Albayrak eşiyle beraber bir kamera kurmuşlar. Kameranın karşısına geçmişler. Böyle bir masum bir duruşları da var. Diyor ki bütün bu yaşananlar olup bitenlere sessiz kalamayız diyor. Dünya bu her bir şekilde Filistin'deki Müslümanların üzerine giderken biz de onlara karşı bir duruş sergilemeliyiz. 1 Ocak'ta diyor.
Sabah saat 8.30'da yanlış görmeysem sabah 8.30. Herhalde yılbaşını kutlamayın erkenden gelin demek istiyor. Normalde 1 Ocak her yerde tatil ya. Galata Köprüsü'nde buluşalım. Filistin'e destek mitingi yapalım diyor. Esra Albayrak da karısı da böyle ağlamaklı gözlerle insanları çağırıyor. Sanki kendileri, sanki babası, sanki kardeşleri İsrail'le ticaret yapmıyormuş gibi çek diye galiba kameranın karşısına geçmişler. Bayağı da duygulanmış gözüküyorlar. Bunlarla alakalı bir şey söylemek ister misin? Yani 3 yıl sonra gördük kendisini. Bu ara gördük tabii yani Paris'te geziyordu, Amerika'da, Florida'da, Gidiyor orada tabii. burada gezmeler yaptı. Keyfine diyecek yoktu, rahattı. 3 3 yıl yıl önce de sonra Adem, 3 yıl önce de millette dalga geçiyordu. Dolar 5 lira olacakmış, 10 lira olacakmış. Hadi canım diye millette dalga geçiyordu en son gitmeden önce. evet, şimdi yine aynı bildiğimiz mevzu, ailesi, aile fertleri İsrail'de ticaret yapıp ceplerini dolduruyorken Filistin'e dua gönderelim. Filistin'e çağrı yapalım, işte Filistin için yürüyelim diyerek de siyasi rant elde etme hesabında olan bir tipik şark kurnazlığı, başka bir şey değil. Yani birisi Filistin meselesinde samimiyse önce bir kere Filistin'e gönderilen materyalleri durduracaksın. Uçakların yakıtı Türkiye üzerinden gidiyor. Patlayan bombaların demir çeliği Türkiye'den gidiyor. Askerin içliği dahi Türkiye'den gidiyor. Müsiyat üyeleri İsrail askerlerinin yediği yemekleri bile satmış. Bu kadar işin içerisindesiniz. Para söz konusu olunca gözünüz başka bir şey görmüyor. Ama öbür türlü işte Filistin halkı için cuma şeyde işte 1 Ocak'ta sabah erken saatte yürüyüş yapıyoruz. Neden? Çünkü bu tipik siyasal İslamcı aklı. Hani merhum Erbakan hayattayken de hep şey yapardı. Yılbaşı gecesi Mekke'nin fethi toplantıları, kuramları yaparlardı kapalı spor salonlarında falan. Bu da onun başka bir devamı. Yani klasik siyasal İslamcı kurnazlığı, şark kurnazlığı başka bir şey değil. Ama ben şeye dikkatinizi çekeceğim. İstanbul Valisi Davut Gül'ün bir açıklamasını gördüm, daha doğrusu talimatını. Tüm İstanbul'u seferber etmişler bu yürüyüşe katılmaları için. Her türlü düzenleme yapılmış, uzun bir liste yayınlamış. Nereler kapalı, nereler açık, belediyenin sorumluluğu ne, nerede ücretsiz ulaşım var vesaire. Hani Türkiye'de iki kişi yan yana gelse tepesine çöken, gaza boğan, copla kafa göz yaranlar, söz konusu olan TÜGVA ve Erdoğan ailesi olunca bütün devlet imkanlarını önlerine sermişler. Bu da parti devleti olmanın başka bir gereği. Evet. Şimdi bir haber gördüm. Haberde diyor ki Amerika yeni bir askeri uzay aracını 3 yıl kadar sürmesi beklenen gizli bir görev için uzaya gönderdi diyor. Amerika hızlı bir şekilde uzay çalışmalarını arttırarak devam ediyor. Aslında Türkiye'nin de bir uzay çalışması var. Mustafa Varank biliyorsun böyle göğsünü gere gere uzaya çıkıyoruz falan diye konuşurdu. Ve 2023 itibariyle uzaya gidiyoruz demişlerdi. Gördüm. Sözcü TV'de Ekrem İmamoğlu bir yayına katılmış ve yayında diyor ki bizi kandırdılar 2023'te uzaya gideceğiz diye diyorlardı diyor ve Sabah gazetesinin kocaman manşetini göstermiş. Deniz Yeyrek de diyor ki daha 3 gün var belki inerler diyor. Ne diyorsun yani 48 saatten az bir zaman kaldı yeni yılın gelmesine. Uzaya inerler mi? Ay'a sert iniş yaparlar mı? Şimdi bir şey ayrımını koymamız lazım. O da şu. Şimdi bir Türk astronot uzaya gidecek, değil mi? Bu konuda bir çalışma var. Neden? Ya bu işi hani bu parayı bastırırsın bir tane Türk uzaya gider. Çünkü bu işi yapan firmalar, şirketler var. Bunun çalışmalarını yapanlar var. Hani uzaya gitmek maharet mi? Ya parayı bastırdıktan sonra gidersiniz. Bir sürü insan dünyada bugüne kadar çok sayıda ülke gitti. Hatta zenginler uzay turist şeyi yapıyor. Seferleri yapıyorlar. Hani bunu uzaya gittik diye satacaklar. Bu bildiğimiz klasik şark kurnazlığı. Onu bile yapamadılar, ertelendi. Hani onu bile beceremediler. Orada da ciddi sıkıntı çıktı. Hani sonuçta ben gülüp geçiyorum. Mustafa Varank, uzaya sert iniş yapacağız falan. Ay'a sert iniş yapacağız. Ya geçin bunları. Bakın 2023'ün 100. yıl hedefleri vardı AKP'nin biliyorsun. Daha 2012'lerde 10 yıl önce yaptılar bunu Ankara'dalar ki ben de o zaman Ankara'daydım. O toplantıya gidip izlemiştim. Erdoğan çıktı madde madde 2023 planları yaptı. 2023'te şöyle olacak böyle olacak diye. 23 tane plan açıkladı. Ben oturdum işte kendi kanalımda tek tek bunları anlattım. 23 maddeden 22 tanesi tutmadı. O tutan da tersten tuttu. Yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. 23'te 23. Sıfır yani. Hiçbiri tutmamış. Uzaya gidecekmiş. Ya gülün geçin bunlara. İnsanlar sokaklarda şeylerden ekmek kırıntıları topluyor. Bu kadar fakirliğin diz boyu olduğu bir ülkede uzaya gideceğiz diye dalga geçen insanlar bunlar.
Evet. Adem, toparlıyoruz. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Birkaç başlık vardı, onları söyleyeyim, hızlıca geçeyim. Bir kere Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilen bir kapitülasyon vardı. Maalesef her şey gibi o da konuşulmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'nin arazileri seç beğen al diye alakart şey gibi, yemek menüsü gibi servis edildi. İstedikleri araziyi istedikleri şekillerde kullanacaklar ve başka hiçbir ülke, Türk şirketleri dahi, o enerji projelerine giremeyecek. Resmen Birleşik Arap Emirlikleri'ne kapitülasyon verdiler. Hani 15 Temmuz'un mimarıydı burası? Hani 15 Temmuz'un finansörüydü? Hani bunlar şerefsizdi? Affedersiniz ama Yeni Şafak'ın manşetini hatırlatayım. Şerefsiz bunlar diye manşet atıyorlardı. Şimdi Türkiye topraklarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne seç beğeni al diye önlerine koydular. Yasa anlaşma, onu uluslararası anlaşma olduğu için meclisten onay gerekiyor. Şimdi meclise geldi. Çok büyük bir sorundu ama muhalefet olmadığı için Türkiye'de bu konuda arada kaynadı gitti. Bir diğer skandal KYK ile ilgili. Şeytanın avukatını yapıyorum da. Biliyorsun geçenlerde yeni bir tane daha torba yasanın içine bir madde eklediler ve dediler ki istenen mülkü bakanlığın emriyle ellerinden alabilecekler insanların. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir tane şeyh gelip çok değerli bir tane mülkü bir şahsa ait olsa bile biz burayı beğendik derse onu bakanlık üzerinden elinden alıp Arap Emirliklerinin bir şeyhine verebilirler belki bu şartlarda. Yani teknik olarak bunu yapabilirler aslında. Bunu yapmak için o düzenlemeye çıkarmalarına ihtiyaç yoktu. Onu değişik versiyonlarla zaten bugüne kadar yaptılar. Böyle şüpheli yangınlar olduğu zaman hemen aklınıza bu gelebilir. Bir yer yanmışsa, bir yerde bir gariplik varsa anlayın ki orada bir projeleri var. Bu imarla ilgili düzenleme daha çok AK müteahhitlerin işleri için. Yani yurt dışındakilerden ziyade AK müteahhitlerin işte gözüne kestirdiği yeri müteahhitler alacaklar. AKP elitleri lüks konutlar yapacaklar, onları satacaklar, zengin olacaklar. Böyle bir çarpma düzeni tam gaz devam ediyor. Bir diğer nokta bu yine bir yüz karası bir durum. Yani muhalefetin, Türkiye'deki muhalefetsizliğin en somut örneği bence. KYK'larla ilgili DEM Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yasanın iptaliyle ilgili bir kanun teklifi sundu. Hatırlatalım, çok önemli bir gelişmeydi. Belki görmeyen izleyicilerimiz olmuş olabilir. CHP çekimser kaldı. Çekimser kaldı. İnanılır gibi değil. Yani böyle bir olaya çekimser olmak direkt olarak iktidarın yanında saf tutmaktır. İyi Parti reddetti, KYK'lar kalsın dedi. Ya siz değil miydiniz KYK'larla ilgili bir takım projeleriniz olup bunu protokole koydunuz, vaatlerde bulundunuz? KYK'lar meselesi sadece bir grup insanın, ki milyonlarca insanı bahsediyoruz, ailelerle birlikte 4-5 milyon insanı tekabül ediyor, İşsiz kalması değil. KYK'lar Türkiye'de tek adam rejiminin yolunu yapan, bu işin önünü açan hukuksuzluğun adı. Siz KYK'ların var olduğu bir ülkede demokrasiyi nasıl inşa edeceksiniz? Nasıl koruyacaksınız? Böyle bir muhalefetle, böyle bir muhalefetsizlikle Türkiye uğraşıyor. Bunu da hatırlatmak isteyeyim. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Fuat Oktay, yani Cevheri Güven muhteşem bir habere imza attı. Devamında getiriyor. Dün yeni bir ses kaydı yayınladı. Çok önemli işler yapıyor. Tebrik etmek lazım. Ya Fuat Oktay'a mecliste konu gündeme geldi. Fuat Oktay'a bu konu soruldu. Fuat Oktay çıktı dedi ki ya ben FETÖ'yle mücadele ettim. Şimdi bir kural var biliyorsunuz, hep hatırlatıyorum. Türkiye'de birisi FETÖ FETÖ diye konuşuyorsa ya hırsızdır ya ahlaksız. Geriye dönüp bakalım. Sayısız örnekle bu tescillendi. Adam suçüstü yapıldığında, ben FETÖ diye bağırmaya başladığında deyin ki tamam, bu adam bir ahlaksızlık, bir hırsızlık yaparken yakalanmış. Ya Bir hatırlarsınız. tane adam vardı biliyorsun değil mi? Affedersin böyle kadınları satıyordu öyle bir adam vardı. Emniyet Yani politikası diye rezervecilik FETÖ diye mi? yapıyordu. Adam adliyeden çıkarken ülkücü işareti yapıp ben FETÖ'yle mücadele ettim falan dedi. İkisini birden de söyledi üstelik, hem ülkücü işareti yaparak. Şimdi aynı şeyi mecliste yaşadık. Ya 50 milyon dolar rüşvet var, ses kaydı var. En azından iddianın konuşulması gerekiyor, değil mi? Devletin kurumlarının işletilmesi, çalışması, bunları araştırması gerekiyor. Bunlarla ilgili Fuat Oktay çıktı. Ben FETÖ'yle mücadele ettiğim için bunlar oluyor falan dedi. Muhalefet üzerine bile gidemedi. Ya burada denilmesi gereken şey çok basitti. Ne FETÖ'sü ulan deyip sen rüşvetin hesabını ver demesi gereken muhalefet şimdi aynı şeyle devam ediyor. FETÖ sakızını çiğnemeye devam ediyor. Ya Erdoğan'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Bir FETÖ sakızı üretti. Her türlü pisliğin üzerine bunu örtü olarak koydu. Çiğnedi, tükürdü FETÖ sakızını. Muhalefet de o Erdoğan'ın tükürdüğü sakızı ağzına aldı keyifle.
çiğniyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Ya ne FETÖ'sü ulan demediğiniz sürece Erdoğan sizi soyup savana çevirmeye devam edecek. Bu arada arkadaşlar eğer ihmal etmezlerse senin ne FETÖ'sü olan isimli TR724'teki bugünkü yazının linkini de hemen bu programın açıklamalar bölümüne koyabilirler. Oradan da daha fazlaca detaya ulaşılabilir diye hatırlatmış olayım. Pekala, toparlıyoruz. Var mı ekleyeceğim bir şey? Evet, yeni yıl 2024. Bu 2023'ün son yayınıydı. Umarız güzellikler getirir. Umarız Türkiye bu cinnet halinden bir anda kurtulamaz ama en azından kurtulma yoluna girer diye umalım. Şimdiden yeni yılımızı tebrik edelim. Bize Samanyolu Haber Televizyonu'nda yöneticilik yaparken her yıl yılın son günlerinde yayın yapardık. Önceden belki 15-20 gün süren hazırlıklar sonucunda o yıl nasıl geçtiyse özetini çıkaran haberler yapardık. Bir taraftan iyi olan gelişmeleri haber yapardık. Bir taraftan olumsuz gelişmeleri haberler yapardık. Dünyada neler olup bitti ona bakardık. Türkiye'de neler olup bitti onlara bakardık. Değişik alanlardaki 2000 daha doğrusu o yılın değerlendirmesini olan yayınlar olurdu. Biliyorsun ki geleneksel olarak bu çok hep yapılırdı. Biz de yapardık bunu. Şimdi düşünüyorum da bugün olsa yeniden bu yılın 2023'ün değerlendirmesini yapacağız desek elimizde elle tutulur bir tane bile iyi haber yok. Bilmiyorum. Belki işte özgürlüğüne kavuşan birkaç insanla alakalı haber olursa o olurdu. Onun dışında maalesef Türkiye ile alakalı bir tane bile elle tutulur iyi gelişme olmadı. Sadece bu yıl değil, son 10 yıldır böyle hep kötüye hep kötüye doğru gidiyor. İnşallah bir yerde durur ve tekrar iyiye doğru ilerler. Peki, tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.